Sezona gol yollarındaki sıkıntıyla başlayan, ancak ilerleyen haftalarda oynanan pozitif futbol ve alınan sonuçlar sonrası üzerindeki kara bulutları dağıtan Galatasaray, yaptığı transferler ile dünya gündemine oturdu. Transfer döneminden bu yana yurt dışında 60 bine yakın içeriye konu olan Galatasaray, özellikle Icardi, Mata, Oliveira, Torreira ve Mertens transferleriyle Avrupa'da ses getirdi. Yapılan bu haberlerin çoğunluğunun olumlu olması hem yönetimin hem de taraftarın yüzünü güldürdü. Galatasaray'da bu olumlu hava devam ederken kaleci Muslera'nın da formunu yakalaması pasta üzerindeki çilek etkisi yarattı. Ancak bu durum Okan Buruk'u hem sevindiriyor hem de elini güçleştiriyor. Zira mevcut form durumuyla Muslera'nın kesik yemesi zor. Yabancı sınır yüzünden 3 Türk oyuncu oynatma zorunlu olan Okan Hoca mecburen diğer mevkilere yönelmiş durumda. Yunus ve Kerem'in formaları garanti gibi görülürken 3. Türk oyuncu için farklı bir arayışa girildi. Sol bekte Van Aanholt'un formda olmaması nedeniyle bu mevki için düşünülen isim ise Berkan oldu. Milli ara dönüşü lider Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da forvet bölgesi netlik kazanmaya başladı. Icardi'nin beklenenden daha hazır halde gelmesiyle birlikte forvet bölgesinde taşlar yerinden oynayacak. Gomis her ne kadar geride kalan haftalarda takımın gol yükünü çekse de Icardi'nin mevcut durumda ilk forvet olacağı gelen bilgiler arasında. Başkan Dursun Özbek, Yusuf Demir hakkında açıklamalarda bulundu. Geldiği günden bu yana Türk statüsünde oynasın mı oynamasın mı tartışmaları yapılan Yusuf Demir'in durumunu bilerek transfer ettiklerini söyleyen Özbek şu ifadeleri kullandı. Yusuf Demir bizim evladımız. Genç yaşta Barcelona gibi dünya devi takımlara transfer olmuş. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için kıvanç kaynağı. Yusuf Türk statüsünde oynayamazmış. Yahu biz zaten bunu biliyorduk. Bunu dün öğrenmedik. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Onu transfer ederken ne milli takımı düşündük ne de yerli statüsünden bahsettik. Son haftalarda düşüş yaşayan ve oynadığı Başakşehir ile İstanbulspor maçlarından bir puan çıkarabilen Beşiktaş'ta sorunun ne olduğu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'te yer alan bir haberde Beşiktaş'taki düşüşün fiziksel olduğu öne sürülürken özellikle ilk yarı ve ikinci yarıdaki oyun değişkenliklerinin altı çizildi. İstatistiklere bakıldığında Beşiktaş golleri genellikle ilk yarıda bulurken, yediği golleri ise ağırlıklı olarak ikinci yarıda kalesinde gördü. Topa sahip olma noktasında da sıkıntı yaşayan Beşiktaş, 19 takımın olduğu ligde bu alanda %45'lik ortalamayla 15. sırada bulunuyor. Rotasyon konusunda da sıkıntılı bir süreç geçiren Beşiktaş, sonradan oyuna giren oyunculardan bir gol bulurken asist katkısı alamadı. Kalesine gelen 15 isabetli şutun 10'u, son 6 şutun ise tamamı gol olan Kara Kartal, bu alanda ligin en şanssız takımlarından birisi durumunda. Kötü sonuçlar sonrası hedef tahtasına oturtulan Valerian İsmail'in özellikle bu noktaların üzerinde durduğu ve çare aradığını söyleyebiliriz. Milli araya bir maçı eksik olmasına rağmen lider Adana Demirspor'un 3 puan gerisinde, gizli lider konumunda giren Fenerbahçe 14 oyuncusunu ulusal takımlara gönderdi. Oyuncuların yüksek formları sonrası yaşanan bu gelişme taraftarları sevindirirken teknik ekibin fazla mesai yapmasına neden olacak. Sakatlanma riskine karşı çalışmaları sürdüren Jorge Jesus ve ekibi alternatif kadrolar ve oyun sistemleri üzerinde çalışıyor. Milli arada Macaristan milli takımıyla İtalya ve Almanya'ya karşı forma giyecek olan Salahi birçok takımın gözleminde olacak. İsmi geçtiğimiz transfer döneminde sık sık Avrupalı kulüplerle alınan yıldız isim, bu iki karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin elini iyice zorlaştırabilir. Gelen bilgilere göre aralarında Premier Lig ve Serie A takımlarının da olduğu en az 5 kulübün Salah'ı izlemek için Almanya ve İtalya maçlarında gözlemci görevlendirdi. Fenerbahçe kadrosunda yakından takip edilen bir başka isim Ferdi ise milli ara sonrası Napoli yetkililerce Beşiktaş maçında izlenecek. Napoli'nin Ferdi'ye olan ilgisi biliniyordu. Ancak Beşiktaş maçında iki kulübün daha Ferdi'yi izlemek için İstanbul'a gözlemci göndereceği bildirildi. Milli maçlar sonrası yoğun bir maç fikstürüne girecek olan Sarı Kanaryaların ismi sürpriz bir isimle anılıyor. Uruguay Ligi ekiplerinden Nacional ile bir yıllık sözleşme imzalayan Suarez, menajerleri aracılığıyla Fenerbahçe'ye yönelildi. Jorge Jesus Suarez konusunda olumlu yanıt verince yönetim harekete geçti. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Suarez'in de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ve Sarı Lacivertli kurmayların devre arasında harekete geçerek Suarez transferini bitirmeye çalışacakları ifade edildi. Bu haberle videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.